İşte şurada oturuyor. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba anne. Nerede kaldın kızım? Merak ettim. Of, sıkı da giyinmemişsin. Üşüteceksin bebeğim. Merak etme anne. Bak sana çiçek getirdim. Yine çiçek mi çaldın? Komşularla başımı derde sokacaksın sen. Yo anne. Kendi paramla aldım. Yoksa sana verdiğim peynir parasından mı? Hayır. Ben sana kimseden para almayacaksın demedim mi? Ne para, ne şeker, ne oyuncak. Kim kandırdı seni ha? Kim para verdi sana? Bak anneciğim, tamam. Kimse bana para, şeker, oyuncak vermedi. Çalmadım da bu çiçekleri. Tamam. Hadi artık üzülme. Al. Hadi. Hoşça kal anne. Nereye gidiyorsun? Uzaklara. Çok uzak. Thank you.
oynuyorsun? Ver bebeğimi senin. Vermiyorum. Ver bebeğimi, ver. Vermiyorum. Anne! Anne! Ne var çocuğum? Ne oldu? Anne, Selim bebeğimi vermiyor. Selim, ver çocuğun bebeğini. Sen de içeri gel Hilal. Sen de eve git. Annen merak eder, hadi. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Hilal Soner, oda ayırtmıştım. Evet efendim, 101. Odanız hazır. Mersi. Arabadan bagajları aldırmak mümkün mü? Peki efendim. Girin. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Sizi korkuttumsa beni affedin. Adım Celal. Kaldığınız otelin sahibiyim. Memnun oldum. Şöyle baş başa bir akşam yemeğine ne dersiniz? Sağ olun. Birazdan otele dönüp dinleneceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
alacağım değil mi anne? Tabii kızım, elbise. Melek! Sonra tekrar çıkarım. Böyle köşe bucak kaçmak var mı kız? Git başımdan, beni rahat bırak. Ne o, rahatsız mı oldun güzelim? Anne, bu amca ne istiyor? Yürü kızım. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Zarafetinizde gözlerimi kamaştırıyorsunuz. Dikkat edin, o zaman körleşebilirsiniz. Bunu kalbime yapılmış bir uyarı sayıyorum. Doktorları pek dinlediğim yok ama sizin sözünüzü... Evet. Sizin sözünüzü dinlerim. Nasıl rahat uyuyabildiniz mi? Hem de çok rahat. Sanki kendi evimdeymiş gibi. Tatile çıktınız herhalde. Pek sayılmaz. 3 ay önce kocamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Siz de sağ olun. İnsan hayatın neler getireceğini bilemiyor. Kocamın ardından tek başıma yaşamak zor geldi. Yalnızlığa alışamadım bir türlü. Bir deniz kıyısına yerleşmeye karar verdim. Aslında bir ev tutmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Tabii. Tanıdık bir iki arkadaşım var. Bir telefon ederim, olur biter. Zahmet olacak size. Rica ederim. Müsaadenizle. İyi günler. Hatice Hanım'ı aramıştım. Hatice Hanım evde yok kızım, pazara gitti. Selim nerelerde acaba? Şu ara sokakta tamirci dükkanı Şurada. Var, orada çalışıyor. Sağ ol. Kaldır biraz. Kaldır, kaldır. Biraz daha. Tamam mı? Tamam, kalsın öyle. Selim. Merhaba, ben Hilal. Hilal mi? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eve uğradım, anneni görmek için yoktu. Dışarı çıkmıştı. Ben seni meşgul etmeyeyim. Yok, hayır. Nereye gideceksin? Hiç. Adayı dolaşacaktım biraz. Ben de geleyim. Sen bilirsin. İyi. Üstümü değiştirip hemen geleyim. Ne kadar çok zaman geçti. Ama ben ne çocukluğumuzu, ne de adayı unutamadım. Senin izini kaybettikten sonra bir daha görebileceğimi sanmıyorum. Kısmet işte, gördüm. Niye hiç gelmedin buralara? Gelmedim, gelemedim. Fırsat olmadı. Annen nasıl? Annem mi? Çok acı çekti. Annene selam söyle. Olur, söylerim. Hoşça kal. Güle güle. Görüşürüz.
Merhaba. Nerelerdeydiniz? Adayı dolaştım biraz. Beğendiniz mi? Gerçekten çok güzel. Umarım kısa zamanda bir ev bulup yerleşirim. Ha, ben de onu söyleyecektim. Emlakçı arkadaşımla görüştüm. Yarın bizi bekliyor ama daha öncesi çiftliğimi gezdirmek isterdim. Çok incesiniz, teşekkür ederim. Müsaadenizle. İyi günler. Bugün kim geldi bilsen? Kim geldi? Hilal. Aa, Melek Hanım'ın kızı Hilal mi? Evet. Galiba tatile gelmiş. Anne, çok güzel bir kız. Güzellikten önce şans lazım. Zavallıcık, bir başına ortalıkta kaldı. Çok mu kalacakmış? Bilmem. Bütün buraları size mi ait? Evet, bana ait. Hepsi mi? Evet, oldukça geniştir. Gördüğün her yer bana ait. İşte burası. Bakalım çiftliğimi beğenecek misiniz? Gerçekten çok güzel. Buna sevindim. Buyurun. Kuzeyden güneye kadar uzanır. Gerçekten buraları çok güzel. Sağ olun. Sizin kadar güzel, alımlı bir hanımı ağırlamak benim için de büyük bir mutluluk. Çok naziksiniz. Beğendiğinize sevindim. Hep böyle yerleri gezmek istemişimdir. Hoş geldiniz. Tanıştırayım, dostum Recep. Merhaba. Memnun oldum. Buyurun. Buyurun, oturun. Sizin gibi güzel bir hanımla tanışmak büyük şeref. Demek adaya yerleşmeye karar verdiniz. Evet. Sayenizde inşallah yerleşeceğim. Daha önce hiç geldiniz mi? Hayır, ilk kez geliyorum. Bundan sonra sık sık beraber olacağız demektir. Tabii. Bir an önce eve baksak iyi olacak. Oh, tabii. Buyurun, gidebiliriz. Buyurun. Adanın en güzel evidir. İsterseniz önce havuzu görelim. Buyurun. Hı hı. Bu tarafta. Nasıl? Harikulade bir manzara değil mi? Evet, çok güzel. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Nasıl, beğendiniz mi? Tam aradığım gibi. Bir de evi görelim, buyurun. Tabii. Buyurun. Merci.
Evi beğendim, tutuyorum. Fiyatı sizin için hesaplı yaparız. Sağ olun, yardımlarınızı unutmayacağım. Vazifemiz Hilal Hanım. Mobilyacı tanıdığınız var mı? Evin mobilyasını belki değiştiririm. Tabii. Arkadaşımız Ahmet Bey bu işi halleder. Ahmet Bey'le ne zaman tanışabiliriz? Ne zaman isterseniz. Dükkanı çarşı içinde. Ah ne güzel, her şey yolunda gidiyor. Otele gidip toparlansam iyi olacak. Tekrar görüşeceğiz değil mi? Tabii görüşeceğiz. Sizi nasıl unuturum? Selim, buraya yerleşiyorum. Buraya mı? Evet, bak evin anahtarları. Çok sevindim. Ben de seni arayacaktım. Anneme söyledim geldiğini. Bu gece bize yemeğe gelir misin? Tabii gelirim. İyi, akşama görüşürüz. Hoşça kal. Size yardım edeyim. Yo, olmaz. Sen misafirsin. Otur bakalım. Hem anneciğinin bizde çok emeği vardır yavrum. Çok, çok. Annemin evinde annemin dediği olur. Tamam mı? Tamam. Ama bir dahaki sefere itiraz yok, olur mu? Olur. Seninki bu gece yok. Meşgul galiba. Burada bir ahbapları varmış. Onlara rastlamış. Onlar da yemeğe çağırmışlar. Ne o? Sana hesap mı veriyor? Biz hep güzel kadınların peşindeyiz oğlum. Komşuda pişer, bize de düşer. Bu komşudan bize düşmez oğlum. Tabii düşmez. İyi vallahi. Biz tavlayalım, siz de keyif sürün. Ulan şunun şurasında arkadaş değil miyiz ha? Tabii arkadaşız. Ama o iş başka, bu iş başka. Şerefe. Şerefe. Annen hiç değişmemiş. Yaşlandı biraz. Evet ama sağlıklı. Neyse, çok teşekkür ederim. Zahmet oldu sana. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi de çok yordum. Ne demek efendim? Güzel bir hemşehri kazanmak yorgunluk mu? Bir kahve içmeden gidiyorsunuz. Siz hele bir yerleşin, daha ne kahveler içeceğiz. Siz bilirsiniz. Hoşça kalın. Güle güle. Teşekkürler. Kalacağıma sevinmedin mi? Tabii sevindim. Evi nasıl buldun? Tesadüfen.
Orada tek başına mı kalacaksın? Herhalde. Bak Hilal, burası küçük bir kasaba. Tek başına genç ve güzel bir kızın yalnız oturması... Evet. Ne bileyim ama pek doğru olmaz herhalde. Merak etme Selim. Öylesine acılar tanıdım ki... burada yaşayacaklarım onların yanında hiç kalır. Hilal, hep yanında olacağım. Selim, hadi yavrum, geç kalacaksın. Hilal'i bugün de görecek misin? Belki. Ama buraya yerleşti artık. O niye? Çocukluğunu, buraları unutamamış. O kız değişmiş oğlum, sana göre değil. Ne demek istiyorsun anne? Bak Selim, ben seni düşünüyorum. O artık değişmiş, şehirli olmuş. O hala senin bildiğin Hilal değil. Kocaman bir kadın olmuş artık o. Görmüyorsun. Bu da beni korkutuyor. Anne, ne biçim konuşuyorsun? Seni annesinin başına gelenler böyle konuşturuyor. Hayır anne. Bir daha bana onun hakkında kötü bir şey söyleme. Nereye? Kahvaltı etmiyor musun? Alo? Merhaba. Ah! Buyurun Celal Bey. Rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim. Bugün Kotra ile geziye çıkıyoruz. Bizimle gelmek ister miydiniz? Tabii, neden olmasın? Rıhtımda buluşuyoruz. Peki. Birazdan geliyorum. Tamam çocuklar, birazdan Kotra'ya geliyor. Bana bir cin. O kadar söyleyip durduğum parçayı... bir de biz görelim bakalım. Hem de ne parça? Taze dul. Misafirimizi iyi ağırlamak lazım. Tabii. Bak geliyor. Senin keklik pek güzelmiş. Tabii oğlum, ben ağzımın tadını bilirim. Hiç bilmez mi? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. İşte...
İşte size bahsettiğim mobilyacı arkadaşım Ahmet. Memnun oldum. Ben de. Recep'i tanıyorsunuz. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok şıksınız. Mersi. Buyurun, ayakta durmayın. Çocuklar, Hilal Hanım geldiğine göre artık açılabiliriz. Aha. Almaz mısınız? Almayayım Mersi. Lütfen. Peki. Demek yerleşmeye karar verdiniz. Evet, Recep Bey'in sayesinde. Rica ederim. Oo. Eskiler geldi. Kaptan, al bakalım. Sağ ol. Şerefe. Neyiniz var Hilal Hanım? Yok, yok bir şey. Aslında bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Müsaadenizle. Hayrola Hilal Hanım? Biraz ön tarafa geçeceğim. Nasıl, kendinize gelebildiniz mi? Hı? Evet. Çok güzeldir buranın. Evet, cennet gibi. Şöyle bir akşam baş başa yemek yesek diyorum. Tabii. Neden olmasın? Sağ olun, çok naziksiniz. Ne o, rehberlik mi yapıyorsun? Nasıl oldunuz? Biraz daha iyiyim, sağ olun. Artık buralarda yaşayacağınıza göre buranın havasına alışacaksınız. Hı hı. Evinize yerleşebildiniz mi? Yerleştim sayılır. Ama mobilyalar, dekorasyon... Dekorasyon işinden Ahmet iyi anlar. Yardımcı olursanız sevinirim. Aha. Ne demek efendim, tabii.
Çok teşekkür ederim. Çocuklar, ayıp denen bir şey var. Kızı ablukaya aldınız. Yo, sadece sohbet ediyorduk. Hayrola Hilal, bir şey mi oldu? Dışarı çıkabilir miyiz? Tabii. Ben hemen geliyorum. Tamam abi. Ne güzel değil mi? Burayı hatırladın mı? Hı hı. Bir gün kaybolduğumu sanıp sonunda beni burada bulmuştunuz. Evet. Yağmur yağıyordu ve korkunç bir fırtına vardı. Sen şu köşeye büzülmüş ağlıyordun. Sonraları seni ne zaman arasam burada bulacağımı biliyordum. Çocukluğumu bile yaşayamadım. Mutluluk oyunları oynardık, hatırlar mısın? Oysa bütün mutsuzlukları içime attım ben. Küçük yaşta öksüz kaldık. Ben de senden pek farklı sayılmam. Farklısın Selim. Olduğun gibisin. Etrafında sevdiğin insanlar, yaşama sevincin, ideallerin var. Bense mutluluğun anlamını hala öğrenemedim. Hayatım hep güçlü olmayı öğrenmekle geçiyor. Sanki her şey, herkes bana cephe almış gibi. Evet. Taşıyamıyorum. Yoruldum artık. Bak, yanındayım. Seninle paylaşabiliyorum. Koşarak size gelmiştim o akşam. Sen saçlarımı okşamıştın. Ağlama artık demişti. Hepsi geçti. Düşünme artık. Unut bunları. Unutamıyorum. Bugün işe hiç gitmemişsin. O kız gelip almış seni. Bak oğlum, kendine gel. Bu kızı artık gözüm tutmuyor. Hilal ortada kaldıysa bu onun kaderi. Bize ne? Ama sen kalkıp gittin ona. Biraz daha konuşursan giderim. Demek ki neydi belirsiz bir kız için bana karşı geliyorsun. Yeter be anne! Amma uzattın ha! Thank you.
amcam 80 yaşında, tam 80 yaşında. Böyle avucunu yalasın. Bunda senin yapabileceğin bir şey yok. İyi günler güzel hanımefendi. Ah, siz miydiniz? Başkasını mı bekliyordunuz? Yok canım. Nasılsınız? İyiyim. Artık eve yerleştiniz sayılır. Bugün sizi akşam yemeğine davet ediyorum. Çok naziksiniz. 6'da sizi alırım. Tamam. Bekliyorum. Bu ne demek? Kim olabilir? Telefonda bekliyor. Konuşmak isterseniz dışarı bakın. Bu güzel geceye özel bir yerde devam edelim mi? Tabii, olabilir. Selim! Hayrola, sıra sana mı geldi? Ne demek istiyorsun Recep abi? Biz bu kadınları iyi biliriz oğlum. Yoksa bu evi nasıl tutar ha? Doğru konuş abi. Belki sana da bir kıyak yapar artık ha? Vallahi benden söylemesi. Burası benim özel yerim. Herkesi getirmem. Buyurun. Sadece özel dostlarıma açık. Uzun zamandır da gelmiyordum. Issız ve güzel bir yer. Buyurun, oturun. Ne içersiniz? Arçiz lütfen. Dersin. Sıhhatinize. İstediğiniz zaman gelip kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ne? Korkuttun mu yoksa? Ben kolay kolay korkmam. Bu güzel gece için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar ne zaman görüşüyoruz? Telefonlaşırız. İyi geceler. Hoşça kal.
Merhaba. Gelsene içeri. Hayrola? Bu ne surat? Dün gece neredeydin? Ne o? Bana hesap mı soruyorsun? Neredeydin onu söyle. Ben şimdiye kadar kimseye hesap vermedim. Bana karşı hiçbir sorumluluk duymuyor musun? Senin ne farkın var ki ötekilerden? Hepiniz aynısınız. Kimsenin tapulu malı değilim. İstediğim gibi yaşarım. Bana karışamazsın. Öyle mi? Evet, öyle. Şerefe! Şerefimize! Alın başınıza! Kulunuza! Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter! Kalkarımlık bana bak, metalli dol yeter! Yağmur dururken zaman, danarken gecede yalan. Gözlerim kavurur, ısırma sorun. Yağmur dururken zaman, danarken gecede yalan. Gözlerim kavurur, ısırma sorun. Sızlan tertemiz, bu çileli gönlüm. Çaresiz dertlerim, çaresiz bu yeter. Yağmur vururken cam, dalarken gece gam. Sakın yeter. Bravo! 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 Celal Gündüz, 40 yaşında, hiç evlenmedi, çok çapkın bir adam. Bir oteli var. Zengin ama parasının gerçek kaynağı belli değildi. Recep Semerci, 45 yaşında, emlak komisyoncusu. Babadan kalma mesleğini sürdürüyor, evli, iki çocuklu. Ahmet Akıncı, 35 yaşında, mobilyacı, bekar, alkole çok düşkün, evli, çocuğu olmuyor. Kadına kıza çok düşkün.
Alo? Celal Bey? Evet, benim. Merhaba, nasılsınız? Sizi önemli bir şey için aramıştım. Evet. Ben sizin evdeyim. Hoşunuza gidecek bir sürprizim var. Hemen geliyorum. Bekliyorum. Benden saklanıyor musun? Ne güzel bir gün! Kendimi kuş gibi hissediyorum. Tabii, yükünün büyüğünü attın değil mi? Nasıl bir heyecanla kapıyı açtığını görecektin. Kısmet ayağına gelmiş, kaçırır mı? Ve beklediği ana kavuştu. Bum! Hiç korkmadın mı? Korkmak mı? Hayatımın en mutlu anıydı. Senden korkulur. Yok canım. Seni seviyorum. Bu kaza sana tuhaf gelmiyor mu? Yok canım. Sarhoş bir anına denk gelmiştir. Celal sarhoşken ne yaptığını pek bilmezdi. Bilmiyor musun? Saçmalama Recep. Bunun sarhoşlukla ne alakası var? Bana pek kaza gibi gelmiyor. Bence bu işte bir bit yeniği var. Oğlum ne bit yeniği olacak? Herkesle arası iyiydi. Hele... Hilal'le. Ne demek istiyorsun? Vallahi benim gözüm o kadını hiç tutmadı. Hadi oradan be. Tek başına bir kadın ne yapabilir ki? Selim! Ne var? Ne o lan? Küs müyüz? Oğlum, karı kısmına değer mi? Şu arabanın her yerine bak. Yarın akşam yola çıkıyorum. Tamam, tamam. Bırak, akşama alırsın. Hadi, hoşça kal. Bırak, devam edeyim. Seni görür görmez değil. Aşkımız... Sonsuza geçtik. Alo? İyi akşamlar, rahatsız etmiyorum. Estağfurullah. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Bir isteğiniz var mı diye sormak istedim. Çok kalacak mısınız? Biraz işlerim vardı. Hay Allah. Erken dönersiniz inşallah. Kendinizi fazla özletmeyin. Ben de özleyeceğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Allah kahretsin, ya. Gidiyor. Kim? Recep. O kadar üzülme canım. Nasıl olsa dönemeyecek. Dönemeyecek mi? Kim yolladı seni? Arabasının frenleri pek iyi değil. Dersem organizasyon değil. Ben çıkıyorum oğlum. Arayan olursa not alırsın. Tamam abi. Seninle hayatım değişti. Çocukluğumun heyecanını yaşar gibi. Ne güzel. Buralardan gidelim Hilal. Gitmek mi? Niye? Korkuyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben artık hiçbir şeyden korkmuyorum Selim. Az kaldı. Biraz daha sabret sevgilim. Çok az kaldı. Çok az. Hayrola? Yok bir şey. Hadi eyvallah. Güle güle. Aşağılık fahişe. Thank you.
İyi akşamlar Hilal Hanım. Ne o? Beni beklemiyordun değil mi? Meleğin kızı Hilal. İyi bildin. Onları öldürdün ama beni öldüremeyeceksin. Ah!